Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golve.com'un ve Kayseri Özölümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayatımda sahip olduğum e, bir ya da iki tane korsan forma vardır. Bunlardan bir tanesi de bu forma. Bu forma, hocam korsan da niye giyiyorsun? Hani feneri ürünleri dışında giymiyordun. Bu formanın bende özel bir yeri var. Bir öğrencim tarafından hediye edilmişti. Hani ancak maddi durum buna yettiği için de. Ben de yıllardır elimden gelince muhafaza etmeye e, özen gösterdim. İnşallah bütün öğrencilerimin yolu, bahtları açık olur. Ve beni ve ailelerini gururlandırırlar. Vatana, millete faydalı birer bireyler olurlar. Sizler için de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizler de benim bir öğrencim sayılırsınız. Ya da ben sizin bir öğrenciniz sayılırım. Burada birlikte birçok şeyi öğreniyoruz. Birçok şeyi e, hep birlikte değerlendiriyoruz. İyi ki bizlerlesiniz. Bunu hani beğeni atın, abone olun falan filan diye söylemiyorum. Zaten abone olacak, beğenecek kişi kendini belli eder. Arkadaşlar Fenerbahçe'mizin Antalya Spor maçı için Antalya Kamp kadrosu açıklandı. Ve Fenerbahçe kaflesi Antalya'ya ulaştı. Biliyorsun Süper Lig'de Deplasman'da Antalya Spor'la bugün karşılaşacak olan Fenerbahçe'mizin Kamp kadrosu açıklandı. Fener'in maçı var, hashtag'ini yazıyoruz ama... Ee, yani bazen gizli atıyor yorumunuzu. Hani siz yorum atıyorsunuz. Hocam engel mi yedim benim yorumum niye gözükmüyor demeyin. Arka plana atıyor arkadaşlar yorumunuzu. Bilginiz olsun. Şimdi 17. hafta Süper Lig'de 16. maç Fenerbahçe deplasmanı Antalya Spor'a konuk oluyor. Sıradan bir maç gibi gelebilir ama benim için sıradan değil. Çünkü Antalya deplasmanı Fenerbahçe'de hep ayrı bir önem arz ediyor gibi geliyor. Yani 2010-2011'den beri her Antalya deplasmanı hani orada kazanılacak her galibiyet sonrasında sanki şampiyonluğun ayak sesleri gibi oluyor bana. Hani psikolojik olarak oluyor. Yoksa 25. maçlar bitmeden kesinlikle Şampiyonu kadar şu diyen kişi yalancıdır sözümün hala arkasındayım. Hani 25. haftadan sonra da kesin diye değil. Şimdi kamp kadrosunda bazı isimler yok. Cao Pedro yok. Enner Valencia yok. Luan Perez yok. Bu üçü dışında tabi Nazım Sangari'nde arkadaşlar biliyorsunuz ee, siz gazetelere şuna buna bakmayın. Herhangi bir lisansı çıkmadığı için zaten istese de oynayamaz. Ve sakatlığını atlatan Arda Güler kafiliye dahil, dahil edildim eee, son olarak Giresun maçında oynamış. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu şu bu diye açıklamayacağım zaten maç onu yayınında değerlendireceğiz. Fenerbahçemiz Antalya'ya gitti. İstanbul'dan özel uçakla kente giden Fenerbahçe ekibini Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladım. Teknik direktörümüz Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunduğu Jesus'a dede tezahüratı <laughs> vardı. Bugün müsabaka saat 20'de başlayacak. Korendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele 20'de başlayacak. Antalya Kepez'deki stad Konya altına giderken sağ tarafta kalıyor çok geçtim önünden. Biliyorum yani Antalya'da yazın bayağı zamanlar geçirdim. Bakalım bu sene nasip olacak mı? Beni alakadar eden ne biliyor musunuz? 1-0 olsun bizim olsun. Hocam Galatasaray maçı sence ne olur? Nasıl ne Galatasaray maçında? Sizin şu anda benim şu anda ilgilenmem gereken maç Antalya spor maçı. Anlatabiliyor muyum? Antalya maçına odaklanalım. Kafamızı dikkatimizi ona verelim. Ve Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri de açıklanmış. Ee, 17 mi 16 mı dedik ya? Allah Allah. Az önce ben 16 mı dedim? 17 mi? 17. hafta maçı 16. maçlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 16. maçımıza çıkacağız. Şimdi Süper Lig'deki hakemlere göre sonuç tahmininde bulunacağım. Öncelikle Fenerbahçe'nin yani bir içimden bir hissiyat arkadaşlar. Antalya Spor 1, Fenerbahçe 3, Galatasaray 1, Ankara Gücü 3 hissiyatı var. Yani hem Antalya Spor'un hem Galatasaray'ın evinde 3-1 3-1 yenileceği şeklinde bir hissiyat var. Sadece hissi arkadaşlar. Hani totem motem şu bu değil. Sadece hissi söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Maçın hakemi Kadir Sağlam isterse Fethullah Gülen olsun, isterse başka birisi olsun, isterse şu olsun, bu olsun. Yeter. Kim olursa olsun Allah'tan korkarak yönetsin. Adı sana tuttu takım umurumda değil. Ve hakem hatalar hani hakem hatalarını, hakem şeyini konuşmayı geçtim. Kadir sağlamı Galatasaraylılar beğenmez. İşte şöyle böyle der. Yani bu sezon Süper Lig'de biraz adından bahsettiren bir isim. Bildiğim kadarıyla Galatasaraylı ama gördüğünü çalabilen bir hakem belki tecrübesizlikten dolayı birkaç pozisyon atlayabiliyor maçlarda ama hani kötü niyetli değil gibi inşallah da kötü niyetli olmaz. Galatasaray Ankara gücü maçı Zorbay Küçük. Şike'nin kralı. Zorbay Küçük'ün babası Galatasaray altyapısında hoca. Hani şu meşhur Malatya'ya giden tırlar mırlar olayı var ya. O maçtaki Malatya Spor kaptanının oğlu. Zorbay Küçük. Tabi tabi. Araştırabilirsiniz. Aynı Malatya Spor kaptanı şu an Galatasaray altyapısında hocalık yapıyor. Yani Ankara gücünün kazanması imkansız ama hissi iyi konuştum ben sadece. Trabzonspor Giresunspor Ali Palabıyık. Fener'in hakemiymiş ya hani. Hani mantık olarak Giresun Karadeniz takımı. Giresun mantık olarak Trabzon'a yatar. Hani sizin mantığınıza göre. Ya geçiniz. Ben puan tablosuna bakıp size bir yorumda bulunayım mı? En mantıklı o. Bakın arkadaşlar Galatasaray'ın berabere kalması ya da kazanması Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında daha adil bir hakem yönetimiyle karşılaşacağının göstergesi olabilir. Bu bir. Çünkü Galatasaray bu maçı kazanırsa Fener maçını kaybederse hiçbir sıkıntı yok. Dolu dizgin giderler. Ama Galatasaray bu maçı kaybederse Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Fenerbahçe'nin haftaya işi zor. Neyse ben hissiyatımı konuşturdum. Trabzon Giresun. Trabzon'un kazanması lazım. Giresun çok fazla düşme potasında değil. Ben bu maçı Trabzon kazanır diye düşünüyorum. Adana Demir İstanbul. İstanbul morallendi etti ama Adana Demir Spor Deplasmanı'nda Beşiktaş Yenilgisi'nin intikamını farklı çıkaracaktır İstanbul Spor'dan diye düşünüyorum. Hangi kredi Ümraniye Spor? Hatay Spor. Ben bugüne kadar Hatay Spor'un hiçbir maçında yanılmadım. Bu maç için de söylüyorum. Hatay Spor bol gollü bir galibiyet alır. Belki 3-1 gibi falan bir skorla kazanır diye tahminde bulunuyorum. Kasımpaşa Alanya Spor kesinlikle Alanya Spor. Banko Alanya Spor istisnasız Alanya Spor. Kayseri Spor Fatih Karagümrük. Trabzon'a 4 atan kara gümrük şımarır. Kayseri Spor bunları tokatlar. Demedi demeyin. Yani Kayseri Spor kazanır diyorum. Konya Spor, Sivas Spor. Sivas durduk yere bilende. Konya Spor'da müthiş bir düşüşte... Hani ben bu maçta komik gelecek ama Sivas Spor kazanır diyorum. Bir de maçın hakem Ümit... Öztürk Galatasaray bölgesi hakemlerinden. Gaziantep Başakşehir Abdülkadir Bitigen ben bu maçta da sürpriz bir sonuçta Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar bence bankolar var. Trabzon kesinlikle kazanır. Adana Demir kesinlikle kazanır. Bence Hatay kazanır deplasmanda. Kasımpaşa Alanyayı Alanya kazanır. Not hakem Yasin Kol. Beşiktaş maçının diyetini öde diye verirlerse Kasımpaşa kazanır. Ve ben Yasin'in etkileneceğini zannetmiyorum ama inşallah etkilenmez Yasin. Eğer Yasin Beşiktaş maçının diyetini öde bak seni haftalar sonra maça verdik diye maç yönettirirlerse işi zor. Hatta Ali Koç da e, demişti. Şimdi bu hafta MHK atadı. Ne demişti Ali Koç hatırlayın arkadaşlar. Hani Yasin Kol'un devre arasında süperlik hakemliği bitirilecek demişti Ali Koç. Yasin Koç'tan ilgili. Doğru. Ki şey Yasin Kol'la ilgili. Yasin Koç da benim arkadaşımdı ya. <laughs> şimdi e, bu belki bu söylediklerimden sonra karar değişecektir demişti. Hakikaten karar değişti. Son olarak 8 Ekim'de i̇stanbulspor Spor Ankara Gücü maçında görev yapmış. O maçı Ankara Gücü 2-1 kazanmıştı. Bu maçı ben hani Yasin Kol'un etkileneceğini zannetmiyorum. Ben yine de alan yaldır diyorum. Hocam iddia oynayalım. Arkadaşlar iddia haramdır, günahtır. Bu tip maçlara şey yapmayın. Bu arada Sivas Galatasaray maçının içine e, şey yapan, içine salça döken Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'te maç verilmemiş. Her iki hakemi de koruyup kollama, gözetme, savunma görevini A Spor üstlenmiş. Yok kanser tedavisi görüyordu. Yok şu Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Milletin garibanın çocuğu orada SMA ilacını bulacağım diye kampanyalar düzenliyor. Geceler düzenliyor. Öbürü orada güya şey kanser tedavisi görüyor. Tanga yap yapıyor. bilmem, panga yapıyor. bilmem bir şey yapıyor. Gidip orada oyun oynuyor ediyor. Ondan sonra hakemlik yapıyor. Yok ya. Ya bırakın arkadaşlar. Ya elde kanıt belge olmadan hiç kimseye inanmayın. Yok çocuğu hastaydı iyileşti o yüzden itmanlara katılıyor. Elde belge olmadan kimseye inanmayın abi. Maalesef burası Türkiye oldu. Ya burası Türkiye. Bu lafı söylüyorum maalesef. Çok güzel acitasyon yapıyorlar. Ben bir kez daha söylüyorum. Bugün olması gereken şey bu. Peki hocam puan tablosuna bakarak puan tablosuna bakarak Adana Demir'in kazanması lazım. Trabzon'un kazanması lazım. <laughs> tamam mı? Beşiktaş'ın bu hafta bayan haftası muhtemelen maça çıkmıyor. Ee, onun dışında şöyle bakıyorum. Hatay Ümraniye. Ümraniye Ümrani zaten düşecek gibi. Hatay'ın zaten kazanması lazım. Kasımpaşa Alanya. Kasımpaşa 15. sırada Alanya zirveyi çok zorlamıyor ama orta sıra takımları haline bürüdü yine Alanya'nın kazanması mantıklı Kayseri Karagümrük maçında da şimdi Karagümrük 12. sırada Kayseri Spor 8. sırada ancak aralarındaki puan farkı 7 yani Kayseri Spor 7 puan önde birkaç maçta da yeniliyor ha, Karagümrük eğer Trabzon maçında şımarırsa Kayseri tokatlar ama şımaracaklarını da düşünüyorum açıkçası Konya Sivas maçı Konya düşüşte bence Sivas'ı çıkarırlar şu tartışmalar bitsin Hani bakın Sivas'ın hakkı yenildi falan filan denilmesin diye. Hakem Sivas'tan yanlı bir maç yönetecek gibi düşünüyorum. Gaziantep-Başakşehir maçını da ben bir şekilde Gaziantep'in olacağını, zirvede Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yalnız bırakılacağını ve haftalar boyunca bu yalnızlığın bu şekilde sürdürüleceğini düşünüyorum. Hani Beşiktaş'ın Trabzon'un oralara yaklaşması Fener'in Galatasaray'ın takılması ne olur ama Sanki ligin bir şeyini dizayn ettiler. Tepede Fener Galatasaray dursun diye ki Fenerbahçe'nin oynadığı oyun malum zaten. Bugün Allah için desem ki X futbolcusu doping yaptı desem Türkiye'deki herkes Fenerbahçe futbolcusu doping yaptı der. Niye desem ulan köpek gibi koşuyorlar fıstık gibi top oynuyorlar mücadele ediyorlar hırs yapıyorlar derler. Galatasaray futbolcusu doping yaptı desem ya bırak Allah'a seversen yürüyecek halleri yok takatleri yok derler. Siz buradan anlıyorsunuz kimin koruyup kullandığını ya da kimin orada tutulduğunu, kimin e, şampiyonluk yarışında var edildiğini siz anlarsınız zaten. Benim anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Yani o yüzden de çok detaya da girmek istemiyorum. Bir tarafta 15 maçta 40 gol atmış, 2 tane deplasmanda gol bile atamamış bir Fenerbahçe ya da atması engellemiş bir Fenerbahçe. Yok 3 deplasmanda hani Konya deplasmanda, Beşiktaş deplasmanda, Trabzon deplasmanı sıfır çektirilmiş bir Fenerbahçe. Diğer tarafta ittirile kaktırıla işte rakibin golü molü sayılmayıp edilmeyip saçma sapan işlerle anca 15 maçta 27 gol atan Galatasaray ki iki ortalamayı bile tutturamamış. Sorsam en iyi hücum attı Galatasaray'da derler. Gerisini size bırakıyorum. Ama aklen mantıken dekoder satışı şu bu olayları falan filan zirvede Fener'le Galatasaray'ı baş başa bırakma peşindeler. Bugünkü maç ne olur hocam? Kazanır mıyız? Kaybeder miyiz? Berabere mi kalırız? Fark mı atarız? Fark mı yeriz? Ne olur? Arkadaşlar maç sahada oynanılır. Sahada kazanılır. Avantaj şu. Bakın internete girip Antalya Kepes hava durumu yazıyorsunuz arkadaşlar. Baktığınız zaman e, yağış ihtimali %1 gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Salı günü 19'a 4 gösteriyor. Yani orta şiddette bir hava durumu ve günlerdir güneşli olması avantajımız. Pazartesinden itibaren yağış geliyor. Eee Antalya'ya. O yüzden de baktığınız zaman arkadaşlar oynanabilecek en güzel hava şartlarından biri de oynanılıyor. Ne nem var ne başka bir şey var. İstanbul hava durumunda ise çarşamba günü yağış gözüküyor. Mesela Galatasaray belki yağıştan şundan etkilenebilir. Biz Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayız. Fenerbahçe galibiyetlerine odaklanalım. Sezonun sonuna kadar Fenerbahçe galip gelsin. Her maçını kazansın. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Eğer sezon sonuna kadar her maçımızı kazanırsak zaten şampiyonuz. Anlatabiliyor muyum? Biz kendi işimize odaklanalım. Hocam meze şampiyon yapmazlar. Hocam şu bu. Arkadaşlar bütün kırılma noktasını deniyorlar. Geçtiğimiz sezonlarda gidiyorduk Trabzon deplasmanına. Lider gidiyorduk. Hop ikinci üçüncü dönüyorduk. Kırılma başlıyordu. Çıt 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 çıt. Perişan olup çıkıyorduk. Bu sene çok yaşattılar bu kırılmayı. Adana Demir'i farklı yeniyorsun. Adamların attığı penaltı öncesi net offside falan var. Ona rağmen devam ediyor. Öbür maç Ümraniye maçı. Hemen ilk maç adamların attığı 3 üç golün 3'ü de mi skandal olur? 3'ü de skandal. Konya'ya gidiyorsun saçma sapan kırmızı kart. Evinde saçma sapan kırmızı kart. Hakemler bütün kozlarını oynadı. Fenerbahçe hakemden de etkilenmez oldu. E, Trabzon deplasmanı yine her sezonki gibi olaylar yaşandı etti. Yani Fenerbahçe yoluna dolu dizgin gidiyor. Şu an ellerinde kullanabilecekleri iki argüman vardı. Bir tanesi de geberdi gitti. Bir tane argüman kaldı geriye. Ne kaldı arkadaşlar? İşte bizi şampiyon yapmazlar nasıl olsa argümanı ne bunlara inanın ne şampiyon olun. Veya Fener kazanıyor Galatasaray kaybediyor başlıyorlar. Ha, kesin şampiyonuz bu sene o sene. Saçmalamayın. Bakın odaklanın. Maç maç gidelim. Maç maç değerlendirelim. Ya Bünyamin Balcası'na şunu bunu konuşalım. İşte Antalya Spor'un kalecisi o film mi olur öbürü mü olur? Ki genç kalecilere tecrübesiz saçma sapan tuhaf golleri yedi geçtiğimiz hafta Başakşehir'den. Özellikle yedi ikinci gol. İnşallah daha beterlerini Fenerbahçe'den geç o zaman da adı şike olur. Altı sıraya atınca, beş taş atınca normal oluyor ama Fenerbahçe'den yediği zaman adı oluyor. Başka takımlardan yediği zaman işte normal kaleci hatası oluyor. Yani Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanması gereken maç. Hacer Ayta dikkat etmemiz gerektiğini zaten siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Çok daha anlatacak bir şeyimiz yok. Sahaya yüreğimizi koyalım. Ee, Antalya Spor muhtemelen sağ seydi önünde açık oynamak isteyecektir. Fenerbahçe'nin de çıkaracağı kadroyu vesaire maçtan önce değerlendiririz. Ama bugün 1-0'da olsa, yanlışlıkla bile olsa alacağımız bir galibiyet bizi derbide avantajlı konuma sokar. Artık sıradan bir gün önce maç yaptığımız için onların da eli ayağına dolaşabilir. Tabii bir de üstlerinde baskı var. Çok severler ya onlar adaleti. O kadar çok severler ki kendileri kullandığı zaman biz tehdit mi Aa kim tehdit ediyorsa FETÖ'cüdür. Öyle bir şey olur mu derler. Skorlar, durumlar kötüye gittiği zaman biz bu ligi yakarız, yıkarız. İç savaş çıkarız, dış savaş çıkarız. Bilmem ne yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız derler. Sonra tekrar durumlar kendi lehine dönünce kim söyledi? Onu ki, kim, söyledi? Onu söyleyen şey namerttir. Öyle bir şey söylenilmedi. Söyledi diyen de şeydir. Lan al video var. Bu videoyu yapan da böyledir. Bu videoda konuşan da böyledir derler. Aysa çok şey yapmıyorum. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Siz de Fenerbahçe'ye odaklanın. Bana ne Trabzonspor'dan, bana ne Beşiktaş'tan, bana ne Kasımpaşa'dan. Fenerbahçe kazansın. Şunu da şu iddiamı da çok ciddiyim. Bakın 15. maçımız tamamladık. 25. maça kadar. 25. maçı da oynamış halde söylüyorum. Ya 26. hafta mı 27. hafta mı oluyor hani bayağı hafta şu bu falan geçiliyor. 25. maçı da oynadık diyelim. Bugün itibariyle 32 puandayız maça çıkmadan. 25. maçın bitiminde 62 puandayız ya. %100 şampiyonuz. Alın size %100 şampiyonluk. %100 şampiyonuz. Yani %99 bile de %100 şampiyonuz. Yeter ki oraya o şekilde gidelim. Hocam bu olur mu? Ya arkadaş imkanı yok. İmkanı yok. Bunun olmasının imkanı yok. Ne Fenerbahçe'nin, ne Galatasaray'ın, ne Beşiktaş'ın, ne herhangi bir takımın arka arkaya 10 maç bu ligde kazanmasının imkanı yok. Çünkü bazı maçlar sahada farklı sonuçlarla sona erebiliyor. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.